Belki de en çok konaklayanların anılarından dinledik otelleri. Oysa kimi otellerin kendi hatıraları vardır. Konuklarını, sahiplerini, hatta bulundukları coğrafyadaki tarihi kendi hatıralarında biriktirirler. Her konuk kendince bir hayat taşır birbirinden farklı birçok otel odasına. Ama eninde sonunda gelenlerin hep geri gittiği yerdir oteller. Sanki otelin anı biriktiren tüm konukları ortak bir tatil kavminin diasporası gibidirler. Yurtsuz bir diaspora gibi. Her otelin yurtsuzları gibi Dom Otel'de konuklarından anılar biriktiren yakın geçmişimizin tanıklarından. İnsanın merkezine alan, tarihi kimi zaman ertelenmiş, kimi zaman ötelenmiş, hayalleri örselenmiş bir otel. Dünün izlerini ruhuna saklayıp bugünü yaşarken, emek ve mücadele ile de yarını hedefleyen bir otel. Tüm bunları yaparken de mutluluğu da, hüznü de tatmış bir otel. Zamanın tüm zorluklarına rağmen 1934 yılında Girne'ye armağan edilen Dom Otel sadece bir hayalin sonucu değil. 80 yılı aşkın geçmişiyle, antik liman ve kale ile birlikte kentin en önemli simgelerinden birisi. İnsanın merkezine alarak kurulan sistemi ve işletmesiyle Dom Otel bugünü konuklarının yeni anıları ile yarına taşıyor. Her anıya bir yenisini katarak. Dom Otel'in yaşama katılmaya hazırlandığı 1934 yılını içine alan dönem, dünyanın yeni karmaşalara gebe olduğu bir dönemdi. Avrupa'nın Nazi Almanyası nedeniyle giderek artan faşist tutumu, ikinci kez topyekün bir savaşa doğru ilerleyen dünya ve Birleşik Krallık yönetiminde olan Kıbrıs adasında ise yaklaşan savaşın endişeleri yanında yokluğun ve kıtlığın giderek arttığı yıllar. Kendi payına düşeni görmezden gelerek dönemin İngiliz valisi Herbert Richmond Palmer'ın Kıbrıslılara karşı eleştiri taşıyan şu sözleri biraz da dönemi ifade ediyordu. Birkaç bin yıl önce Afrodit isimli bir kadın Kıbrıs'a çıktı ve ada bir daha düzelmedi. Belki vali haksız değildi. Çünkü bu adada mutlu yaşamayı engelleyen öyle çok neden vardı ki. Tüm bunlara rağmen Girne o yıl Dom Otel'in kazanılmasıyla bugünümüze uzanacak heyecanın ilk anlarını yaşıyordu. ...1888 yılında Girne'nin Karmi köyünde bulunan tek odalı bir evde gözlerini dünyaya açan Kostas Haralambu, dönemin koşulları ve fakirlik yetmezmiş gibi bir de küçük yaşta annesiz kalacaktı. Her şeye rağmen Kostas'ı farklı kılan ise kurduğu hayallerdi. Kostas'ın hayalleri vardı. Vazgeçemeyeceği hayalleri. Babam mu idane idane poliftohos. Ke apo sta 18 tu khonia ihe pai stin Amerika. Τότε με τα πλοία είχε πάει στην Αμερική. Και εκεί βασικά εργαζόταν σε εστιατόρια και σε ξενοδοχεία, νομίζω όχι, αλλά σε εστιατόρια και άλλα. Και από εκεί βασικά
πήρε την ιδέα. Έτσι όταν επέστρεψε στην Κύπρο και παντρεύτηκε τη γιαγιά, έκανε το σπίτι της γιαγιάς ξενοδοχείο. Αυτό δεν ήταν εδώ. Ήταν λίγο πιο κάτω. Λίγο πιο κάτω, στον ίδιο δρόμο, πιο κάτω, ήταν το σπίτι τους, το οποίο έκανε ξενοδοχείο με 10 ή 12 δωμάτια. Και στη συνέχεια, βασικά, πήρε αυτή την περιοχή εδώ, που τότε παλιά ήταν εδώ που έφερναν τους κατάδικους και έκοβαν πέτρες. Το Σίβιο είναι το διπλανό ξενοδοχείο. İngilizlere inşa ettiği kilise ve katedralleriyle ünlenen mimar William Douglas Caro'nun yolu o yıllarda Kıbrıs'a düşer. 70'li yaşlarında olan Caro, Kıbrıs'ı ve özellikle Girne'yi gördükten sonra buraya yerleşmeye karar verir. Bir süre sonra ise Seaview'u, yani Kostas Karalambo'nun işlettiği ilk mekanı keşfeder. Karalambo ile de iyi dost olan Caro, onun için yeni bir otel inşa etmeye gönüllü olur. Bu otel, Dom Otel olacaktır. Caro, Ayguruş, yani bugünkü adıyla Esentepe bölgesinde bulunan Antifonidis Kilisesi'nden çok etkilenip, onun gibi kubbeleriyle ünlenecek bir otel inşa etme fikrini ortaya atar. Böylece çalışmalar başlar. Otelin tamamlanmasının ardından Kostas Karalambo'nun başarılı yönetimiyle Dom Otel'de işler iyi başlar. Kostas Karalambo da bu süreçte belki de çok çalıştığı için Kıbrıs diyalektinde inek anlamına gelen Gatsellis lakabıyla anılmaya başlar. Gemilerin uğrak yeri olan bu şehre ve Girne Limanı ile şehir merkezine olan yakınlığı, konforu ve mimari tarzı gibi nedenlerle Dom Otel artık adaya gelenlerin dikkatini çeken bir uğrak noktası haline dönüşür. Başlayan İkinci Dünya Savaşı ile sadece Avrupa topraklarında değil, bir yandan adada ve bir yandan da Dom Otel'de bir dönüm noktası yaşanmaktadır. İkinci Dünya Savaşı tüm şiddetiyle devam ederken, Nazi Almanyası'nın Yahudilere karşı başlattığı Holocaust, Dom Otel'in zengin mültecilere ev sahipliği yapmasına neden olacaktır. Dom Otel bu kez, Nazilerden bir şekilde kurtulmuş olan varlıklı Yahudi ailelerin, ölümden kaçtıkları ve maddi güçleri nedeniyle rahatça konakladıkları yer olur. Dom Otel'in bir özelliği de ilk kıyı şeridinde yapılan otellerden biri. Maraş'ta o dönemde hiç otel yoktu mesela. İlki diyebiliriz, yani deniz kenarı oteli olarak ilk otel diyebiliriz. 1931'den sonra bir de turizmin, ulaşımın da hızlanmasıyla birlikte artık tur gemileri falan geliyor, duruyor Girne'de. Oradan gelenler kayıklarla Girne'ye çıkıyor, Dom Otel'de yemeklerini yiyorlar. Hatta bir gece burada da kalıyorlardı. Bu şekilde yavaş yavaş oteli ziyaret eden turist sayısı da bir artış gösterdi. Çoğunlukla dediğim gibi aristokrat İngilizler veya yüksek dereceli memur aileleriydi. Ta ki İkinci Dünya Savaşı'na kadar, yani bu 8-9 senelik bir dönemde. O dönemde ise otel birçok zengin Musevi mülteci ağırladı yıllarca. 1939'da
45 yılları arasında, hatta 48'e kadar, İsrail kurulana kadar otelin müşterileri arasında Avrupa'daki savaştan, İkinci Dünya Savaşı'nda kaçan Museviler vardı veya başka görüşlere sahip ve Nazi Almanya'sına karşı çıkan, işgallerden kaçan insanlar. Tabii mülteci derken daha zengin bir mültecilerden bahsediyoruz. Maddi olanakları da yüksek. O dönemde otel bir büyüme geçirdi. Belli ekler yapıldı. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından sonraları unutulacak olsa da insanlık özellikle Avrupa topraklarında bir yandan savaşın yaralarını sararken bir yandan da barışmayı öğrenmekteydi. Bu düşünce birçok politik sürecin ardından Kıbrıs'a Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurulması olarak yansıyacaktı. Dom Otel'in gelişmesini sürdürdüğü bu yıllarda ada halkı yeni bir cumhuriyetin heyecanı içerisindeydi. Θα ήμουν ίσως τριών χρονών, τεσσάρων χρονών. Έρχομαι στο ξενοδοχείο του παππού. Και στη συνέχεια, επειδή η μητέρα μου και ο πατέρας μου ζούσαν στη Λευκωσία, ενώ τα άλλα παιδιά του Κώστα του Κατσελή ήταν πιο μακριά. Ήταν στην Αμόχωστο, στη Λεμεσό, στον Πρόδρομο. Οπότε εμείς ερχόμαστε, η Κερίνια ήταν πολύ μικρή, 2.000 κόσμο είχε εδώ. Αλλά εμάς μας άρεσε η Κερίνια. Βασικά εντάξει, είχε τα σχολεία της, τα λοιπά. Έρχονταν επίσης πολλοί έρχονταν από τη Λευκωσία για afternoon tea στο ξενοδοχείο εδώ. Και ήταν πολύ, πολύ αγαπητή βασικά η Κερίνια και στους Λευκωσιάτες, οι οποίοι πολλοί είχαν και εξοχικά εδώ στην Κερίνια. Διότι η Λεμεσός δεν υπήρχε τότε στον τουριστικό τον χάρτη. Η Αμόχωστος ήταν η πρώτη μετά την Κερίνια βασικά, διότι η Κερίνια ήταν η πρώτη που μπήκε στον τουριστικό χάρτη. Κοίταξε, πελάτες, σίγουρα το Dome ήταν πολύ δημοφιλές ξενοδοχείο, ως επιτοπλίστων με Άγγλους, αλλά και Ισραηλινούς και Εβραίοι έρχονταν εδώ. Τότε, αλλά κατά πλειοψηφία ήταν οι Άγγλοι και κάποιοι Γερμανοί και κάποιοι από τη Σουηδία, αλλά οι Εγγλέζοι ήταν, οι οποίοι μάλιστα πολλοί από αυτούς ήταν repeat business. Beşparmak dağlarının altında güzel bir Girne vardı. Burada nüfus şeyi tabii gerek Rum, Türk ve İngiliz olarak aşağı yukarı 3.000-4.000 bir nüfusu vardı Girne'nin. Eskilerin dediğine göre Türkler hep aşağıdaymış, aşağıki Girne'de. Satmışlar mallarını, çekildiler yukarı. Benim hatırladığım kadar aşağıda yalnız Tabakali Bey vardı bakkal olarak, köşe başında yukarıda, belediyenin yanında. Bazı kebapçılar vardı, yani Türk olarak. Diğerleri hep Rumlu'da aşağıda. Yani yukarıda, yukarı Girne'de, şimdi Türk mahallesi derler. Yukarı Girne'de Türkler ve Rumlar gene karışıyordu ama Türkler daha fazlaydı. Yani doğru dürüst bir hayat sürebilirdik. Yani kimse kimseye yan bakmazdı. Hepsi Türkmüş gibi, ya hepsi Rummuş gibi bir uzlaşma vardı. Yani hiçbir cemaate çıkmazdı karşımızdan.
γεννήθηκα στην Αφάνια, σε ένα μεικτό χωριό της επαρχίας Αμοχώστου. Δεν είχαμε διαφορά αν ήταν Μεμέτης, Χασάνης, Κυριάκος, Ανδρέας, δεν υπήρχε καμία διαφορά. Στην Κερίνια ήρθα για πρώτη φορά το 1960 σε κατασκήνωση στο 5 μίλι. Όταν πια ήμουν μεγάλος, ήμουν φοιτητής και ήρθα εδώ με τους φίλους μου, καθίσαμε σε αυτό το κέντρο. Μου άρεσε πάρα πολύ, διότι ήταν ένα ξεχωριστό κέντρο. Είχε μια ιδιομορφία, ήταν ένα... είχε το δικό του στυλ αυτό το... Her şey böyle devam etmeyecekti. Sadece isimler değil, inançlar ve kökenler gibi sorgulamalar adayı içinden çıkılmaz kaoslara sürükler. 1963 yılı sonunda başlayan olaylar Kıbrıslıların hayatında bir dönüm noktasıdır. Hatıraları yarım bırakan, çocuklukları erteleyen ve hiç yaşatmayan acı bir dönüm noktası. Η ξενοδοχή βασικά πήγαινε καλά. Γι' αυτό και κατά κρύβεια στο τότε που ήρθα εγώ εδώ ήταν ότι η οικογένεια σκέπτεται για ένα νέο ξενοδοχείο. Το οποίο θα ήταν εκεί, σε ένα άλλο χτήμα που είχε πάλι το οικογένεια, πίσω από το κάστρο. Εκεί που είπε, μετά νομίζω μπήκε ένα άγαλμα του Ατατούρκ, εκεί πάνω στο εκείνο το promontory που είναι εκεί, εκείνο ήταν της οικογένειας και εκεί προγραμματίζεται κάποιο άλλο ξενοδοχείο. Betimlenmesi güç bir dönemin başlaması ile ada halkı gibi Dom Otel'de sıkıntılı yıllar yaşar. Gerek ekonomik, gerekse duygusal anlamda 1974 yılı Temmuz ayına kadar bu sıkıntı devam edecektir. 1974 yılının Temmuz ayı, Kıbrıs'ın kaderinin değiştiği bir ay olur. Aynı tarih, Dom Otel'in kaderini değiştirecek günleri de beraberinde getirir. Dom Otel'in yeni görevi bu kez 1974 olayları sırasında Girne ve çevresindeki kadın, çocuk, yaşlı ve savaşa gidemeyen erkeklerin sığınma alanı olmaktır. Adanın kaderi şekillendikçe Dom Otel'in de bu dönemlere tanıklığı olur. Στην αρχή είχαν έρθει γύρω στα 700 άτομα εδώ. Το ξενοδοχείο είχε 350 κρεβάτια, 175 και κάπου 300 κρεβάτια. Αλλά είχε, όπως είπα, γύρω στους 700 εδώ, οι οποίοι βέβαια σε κάθε δωμάτιο έμενε η οικογένεια, δεν έμειναν δύο άτομα. Τα δωμάτια ήταν για δύο άτομα, αλλά έμεναν ολόκληρες οικογένειες, έμεναν και σε αυτόν τον χώρο εδώ κατά κρυβιά. Έμεναν αρκετοί εδώ. Ήταν βέβαια και ο σεφ του Dome ήταν εδώ. Επίσης ήρθαν σεφς από τα άλλα τα κέντρα που ήταν στην Κερίνια, στο Μαραπού, ξέρω εγώ, κάποιο άλλο κέντρο. Ήταν οι σεφ τους εδώ, οπότε το Θεός Restaurant που ήταν εδώ. Οπότε σίγουρα αυτοί έκαναν ό,τι μπορούσαν με τα τρόφιμα του Ερυθρού Σταυρού. Μπορούσαμε να μας επιτρέπουν να πάμε στην εκκλησία ή να πηγαίνουμε και μέχρι την πισίνα, αλλά όχι πάντοτε. Άλλες φορές υπήρχαν στρατιώτες στην πισίνα και δεν μπορούσαμε να πάμε στην πισίνα από εδώ, που ήταν τον Οκτώβριο του 1975. Τότε είχαν μείνει μόνο καμιά 35 αριά. Σιγά σιγά βέβαια ο κόσμος έφευγε, έπρεπε να πάνε σχολεία ή πανεπιστήμια, έφυγαν. Οπότε είχαμε πέσει σε κάποιο σημείο, ας πούμε στους 450,
και μέχρι το τέλος που ήρθαν και σήκωσαν τον κόσμο από εδώ και τους πήγαν στο Μπέλα Μπαΐς, που ήταν τον Οκτώβριο του 1975. Τότε είχαν μείνει μόνο καμιά 35 αγιά. Ο τελευταίος της οικογένειας που έμεινε εδώ. Benim Dom Otel'le ve Girne'yle esas selamlaşmam anıt dikilmesine karar verilmiş. Bizim dışımızda oluyor bunlar tabii. Ve anıt hazırlanmış, açılışı yapılacak. Bize bir emir geldi. En yakın birlikte biz olduğumuz için dediler ki bu anıtın açılış töreninin tören komutanı ve tören birliği siz olacaksınız, birliğiniz. İlk dikkatimi çeken Dom Otel. Dom Otel'i duymuşuz, görmüşüz birkaç defa. Dom Otel'in camlarından, pencerelerinden, balkonlarından dışarıya sarkmış, camları tamamen kaplamış yüzlerce kadın. Domo, iki de rum teslim aldık içinde. Biri Gatsedis'in torunuymuş, diğeri de arkadaşı. Benim bildiğim o günlerde bizden rica ettiler. EOK'a beden korkarlar, gitmek istemezler diye biliyorum ben konuyun, özünün başka bir nedeni varsa bilemem. Ve rica ettiler kalsınlar bize ve bize de yardımcı olurlar diye. Nitekim o Gatsedis'in torununun iddiasına göre siz burayı işletemeyeceksiniz dedi. Burası Dom beynelmilen tanınmış bir oteldir. Bunun pazarlamasını biz zamanında çok köklü bir şekilde yaptık ve biz Dom Oteli değil, odaları kiraladık. Odaların sevgilisi var, aşıkları var. Rezervasyon Dom Otel değil, 202 nolu oda, 404 nolu oda gibi yapılır dedi. Ve otelin her en az 8-10 çeşit odası vardı, farklı farklı. Çünkü Gatsedis zamanında hiç inşaat durmamış, devamlı büyüme yaparak ve eski mimarisinin dışında farklı farklı oda şekilleri var. Ancak bu devam ederken o çocuklar bize yardımcı, böyle sohbet, yani Rum olduklarını hapis gibi hissettirmedik, evlerindeymiş gibi hissettirdik. Yönetim kurulu üyelerimiz de kendilerinden ilgilendi falan etti. Ben tabii pek arada bir gidip bakardım, gönderdiğim çocuklar devam ettirirdi. Yani biz bu çocuklara kötü muamele olmasın diye çok özen gösterdik. Ancak ansızdan bir emir geldi ve bunların otelden alınıp götürüldüğünü işittik. Dom Otel'de Kıbrıs Türkler gibi yeni bir döneme başlıyordu. Mübadele günleri ve Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin kuruluşunu takip eden günlerde otelin yeniden hizmete açılma heyecanının yanı sıra ilk grevin de adresi oluyordu. Artık Dom Otel politik gelişmelerin de tanığı durumuna gelecekti. Otelin resmi açılış günü anımsadığım kadarıyla Türkiye'den bir ressam vardı. Bayan Lersan Öke olabilir. Lersan Hanım olduğundan eminim de soyadını şu anda yanlış söylemeyi. Açılış günüydü ve o gün yine bilebildiğim kadarıyla 74'ten sonra Kıbrıs Türklerin bir işletmede yaptıkları ilk grev
gerçekleştirildi. Bu grev süresince görüşmeler devam etti. Genel İş'in başkanı veya sekreteri daha doğrusu Mehmet Türker yurt dışındaydı, geldi. Ve Sertaş Bey'le ve vakıf yöneticileriyle bir sürü görüşmeler yapıldı. Görüşmelerin sonunda bir anlaşma imzalandı ve bu anlaşmaya göre kadro tarifleri yapılacak ve bu personel de oralara intibak ettirilecekti. Hemen akabinde grevin, tabi sergi, dolayısıyla grev kaldırıldı ve sergi açılıp resmi açılış yapıldı. Doğum otelinde işletme açısından bir problemimiz yoktu. Çünkü müşterisi hazırdı. Rum'un söylediği gibi, gazetenin söylediği gibi piyasaya ihtiyacımız yoktu. Çünkü Türkiye'den gelenler oldukça fazla ve de otellerde daha hizmete açılmadığından tümüyle yeterli değildi. Devamlı iş vardı. O coşkuyla Kıbrıslı Türklerden oluşan bir aile yumağı oldu şeyde, Dom Oteli'de. Nitekim o yumak, o sevgi bağı giderek persinledi, birbirlerine bağlandılar ve sonuçta da Dom'u elden çıkartmaya, kiralamaya karar verdiğinde vakıflar biz işleteceğiz diye sahip çıktılar ve bugünkü hale getirdiler. O günlerden bugüne kadar Kıbrıslı'nın tek yoğunlukla çalıştığı ve istekli çalıştığı tek yer belki de Dom Oteli diyebilirim. Kıbrıs'ın veya Girne bölgesinin en büyük oteliydi. Tabii otelimizin yan taraflarında bazı otelleri de vardı ama bunlar tabii Dom Oteli'nin yanında küçük, yani böyle pansiyon denecek derecedeydiler burada. Ve buraya gelen insanlarımız, yani şeyde ve vakıflara ait olduğu için, vakıflara bir otel, bütün devlet protokolları burada olurdu. Allah rahmet eylesin, birinci Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı Denktaş Bey, buradaki bütün yapılan protokolları burada, misafirleri buraya davet eder. Biz bu protokolların içinde en güzel şekilde, yani ağırlardık, hiç sıfır sorunla, yani buradan uğurlardık. Ve bizi mutlu eden, yani bizim uzun vadeli burada çalışmamızın en büyük sebebi, bu kalbur üstü insanlarla çalışmamızdan dolayıdır. Tabii onun yanında sayacak olsam bunların sırasıyla gene rahmetli andığımız Süleyman Demirel'ler, efendim mesela Erbakanlar, rahmetli Türkeşler, efendim Tansu Çiler'ler, Mesut Yılmazlar, hatta şimdi Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız, hepsine burada en güzel şekilde bunları burada, yani misafir ettik, ağırladık ve sıfır nokta hatası şekilde onlara en güzel şeylerimizi verdik. Ve her zaman da bizim kapımız Dom Otel olarak, Dom Otel ailesi olarak devamlı açıktır. Eskiden bildiğiniz gibi o kadar da otel yoktu. Ama bütün şeyler bize, sanatçılarımız Dom Otel'de kalıyorlardı. Ve o Dom Otel'deki sanatçılarımızla tabii ki iyi ilişkiler içerisindeydik. Herkesi tanıdık. Nurhan Damcıoğlu, İlhan İrem, Füsun Önal, Hülya Avşar, Erol Evgin gelir kalırlardı. Gayet daha memnunurlar yani. O devirler bizim açık büfemiz yoktu. İnsanlar tabak servisi alırdı müşterilerimizden. Tabak servisi yapıyorduk. Haftanın bir günü padişah sofrası kuruyorduk. Arkadaşımız da, tanısev arkadaşım da şeydi, padişahıydı, oturuyordu. Biz de tabii yanında yelpaze, padişahı yelpaze ediyorduk. Ondan sonra servisimize devam ediyorduk.
Saddam'ın bombası gelecek, Kıbrıs'a düşecek korkusu içerisinde 3 ay boyunca bütün Kıbrıs'taki oteller kapanmıştı. Restoranlar, barlar, insanlar evlerine gaz maskesi falan filan alıyorlardı bu bomba düşecek diye Saddam'ın. Tek çalışan yer o dönemde bu barıdı. Timur Selçuk'un İspanyol meyhasını söyleyerek öleceksek ölelim haydi vur kendini şaraba gibi. Onu hiç unutamıyorum. Bütün esnaf da bölgenin esnafı, turist yok. İşte herkes burada toplanmış bir vaziyette. Ne zaman bu iş bitecek şeyle. Böyle 3 ay boyunca devamlı bir senin sesiyle böyle bir dönem geçirdiğimizi hatırlıyorum. Bir çift var burada. Çok efendime söyleyeyim hanımefendi, beyefendi, galbristi dediğim gibi insanlar. Bir gün tabii biz bunlarla senelerle tanışırız. Onlar o kadar artık yani bize alıştılar. Bir ailenin daha üstünde. Gelir gelmez yani üstümüze sarılmalar işte ne bileyim ne bilmem ne. Her geliş gidişlerinde de devamlı sorarlar. Bir isteğiniz var mı? Ne olur söyleyin. Yani illaki gelirken size bir şey getireyim. Bizim tek bir isteğimiz vardı onlardan. Her zaman da istedik. Sizin burada oluşunuz zaten bize en büyük hediyedir. Onun için siz devamlı buyur, buraya geliniz. Onun dışında bir şey istemeyin. Bir gün dururken Tanser Bey dedi, sizden dedi bir ricamız olacak dedi. Ya bir resmi alabilir miyim? Dedim tabii, niye olmasın? Neyse ben durdum bilmem ne. İşte sağdan, soldan, yukarıdan, aşağıdan çekmeye başladı. Tabii ben bozmadım ama içimden şöyle bir şey geçirdim. Allah Allah ne oluyor gibisinden. Tabii çaktırmadan diyor. Neyse bu insanlar gitti. Belli bir süre sonra buraya telefon açtılar ve şeyi gönderdiler. Telefonla işte orada bunlar efendim profesör, heykeltıraş insanlar ve Türkiye'de bazı yerlerde böyle şeyde heykeltıraşlar yapmış oldukları heykellerini, şeylerini oraya koyup dereceye sokaldı. Tabii çekilen resimlerinden yani ne kadar benzetme şeyi olduğuna göre ve bana o büstü resimlerini gönderdiler bilmem ne. O kadar bir mutlu oldum. Sorma gitsin. 1980'lere kadar taki liberalleşme başlayana kadar özellikle Asin Adi'nin adaya gelmesiyle birlikte yeni yeni oteller ve yan etkisi olarak da İngiltere'den bir sermaye birikimi yapmış kişilerin açtığı daha küçük bungalov oteller vesaireler oluşmaya başlamıştı Kıbrıs'ta. Tabii o tekel dönemi diyebiliriz. 1980'lere kadar domates, seramis vesaire daha bir tekel şeklinde yani 3.500-4.000 yatak kapasiteli turizm sektöründe önemli bir pay tutuyorlardı ve ondan dolayı da devamlı dolu dolu geçirilmiş bir dönemdi. 80'lerle birlikte rekabet artınca yıpranmış bu otellerin rekabetle ilgili sorunlar yaşadığı bir dönemde ben buralara geldim. İşte o dönemi yaşadım, o kriz dönemini, o eski rahatlığımız bitmişti. Daha yaratıcı olma dönemiydi. ...2008'e geldiğimizde artık yapacak çok fazla bir şey yoktu ama kaynak tüketimi had safhaya çıktıydı, yatırım yapılamaz haldeydi. Özelleştirme yerine özerk bir anlayışla, özerk bir yapı oluşturmak için gelir ortaklığına dayalı bir model önerdi zamanın vakıflar yönetimi ve ortak bir işletme modeli düşünüldü. Ortak aranıyorsa biz varız dedik o dönemde çalışanlar olarak. Bir epey sıkıntı çektik. Bunu anlatamadık çok. Ortak işletme nasıl olacak? Çalışanların ortaklığında ne olabilir? Çalışanlar burayı işletmeyi eğer devralırlarsa yönetebilirler mi? Bu endişeler hep vardı. Biz tabii kendilerini izah ettik. Biz 500 bin dolar sermayeyle bir şirket kurduk. Bu şirketin %51 hissesi sendikanın, %49 hissesi burada çalışan 49 kişinin oldu. 2006 yılından
2008 Mayıs'ına kadar bu çekişme, olayı anlatma, kamuoyuna doğru bilgiyi iletme epeyce sıkıntılı oldu. Çünkü televizyonlar, gazeteler çok farklı boyuttan bakıyorlardı. Bu yeni dönem Dom Otel'in yine bir dönüm noktasıydı. Yıllardır varlığını sürdüren, toplumsal hafızaya yerleşen otel, mülteciler, sığınmacılar, savaş mağdurları derken şimdi de kendisini ayakta tutmayı görev bilen çalışanlarına kucak açıyordu. Kamuoyunda farklı nedenlerle çok tartışılsa da az rastlanılan bir modelle otel bir yeni hayata daha kavuşmuştu. Çalışanların gelir ortaklığına dayalı işletme yönetiminde söz sahibi kılınmasına şiddetli itirazlar vardı toplumda. Yani güvenilmiyordu. Hatta işte birine faydası olsun diye yapılıyordu. Biz o zaman açıkça şunu söyledik. Dom Otel çalışacak, kazanacak ve toplumu kazandıracak. Çünkü buradaki ne sendika ne çalışanlar daha çok zengin olmak için böyle bir şey talep etmediler. Geçmişten günümüze kadar yaptıkları, çaba gösterdikleri özelleştirilmesin, otelin kara dayalı, sadece karı ölçü alan, parayı ölçü alan bir olayın dışında tutulsun. Çünkü bu otelin gerek 75'ten günümüze kadarki misafirleri, gerek çalışanları, yani çok büyük anıları olan, birlikte yaşamış ve otelin değerini daha iyi bilecek olan insanlardı. Zamanın iktidarı ve vakıflar yönetimi kendi insanına, kendi sendikasına güvendi ve bu uygulamayı 14 Mayıs 2008'de bir işletme, ortak işletme mukavelesiyle sonuçlandırdık. Giderek doluluk oranımız arttı, gelişti, oteli yeniledik, bütün tek tek saymaya gerek yok. Yani olmayan her şeyini bu yapamazlar dedikleri işçiler yaptı. Yani 74 öncesinden de olmayan şeyleri ve misafirlerimizin ihtiyacı olan hizmetleri çalışanlar giderdi, yaptı ve büyük memnuniyet aldık. Dom Otel insanların evi gibi. Kıbrıs Türk'ünün turizmin içinde olduğu bir dönemde ben çalıştım burada. Bütün personelin buralı olduğu, ahçısından, garsonundan, şeyine kadar. Yani Kıbrıslı Türkler turizm yapmaz, otelcilik yapmaz, restorancılık yapmazın tam tersi bir ortam vardı burada. Bu önemliydi. Çünkü bu insanlar burada kazandıkları parayı burada harcıyorlardı. Bir iş, bir istihdamdı bölge insanına. O açıdan böyle bir otelin yaşatılması gerekir diye düşünerek zaten o dönemde özelleştirme furyasına karşı da bir mücadelede başını çekti. Ben idareci olmama rağmen sendikayla hareket ederek öyle bir de dönem geçirdik. Bu ülkemizdeki ilk ve tek örnektir. Şükürler olsun ki diyelim. Çok da başarılı bir örnektir. Çünkü çalışanların temel sloganlarının bir tanesi de biz üretiyoruz, biz yöneteceğizdir. Burada hem üretip hem yönetme kabiliyetine sahip olduğunu işçi sınıfının, çalışanların gösterilebildiği bir örnektir. Dolayısıyla bu belki de pek çok iş yerimize de örnek olabilecek bir yapıdır. Νομίζω ότι οι μη Κύπροι δεν θα χειριστούν το ξενοδοχείο αυτό με τον τρόπο που το χειρίζονται οι Κύπροι, διότι αυτό το ξενοδοχείο είναι και ένα σημείο αναφοράς όχι μόνο για τους Κερινιώτες αλλά και για τους Λευκουσιάτες που έρχονταν στην Κερίνια και για τους Τουρκοκύπριους και για τους Ελληνοκύπριους Κερινιώτες. Γι' αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια προσπάθεια να παραμείνει σε κυπριακά χέρια διότι είναι η ιστορία αυτής της πόλης και πρέπει
να διατηρηθεί. Ενώ αν περάσει σε άλλα χέρια, τα οποία το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το κέρδος, πιθανόν αυτό το ξενοδοχείο να αλλάξει και χαρακτήρα. Söyleyebilecek şey bu bir binadan ibaret değil Dom Otel. Dom Otel hüzünleri, sevinçleri, yani duyguların çok yoğun yaşadığı, gerek misafirlerin, gerek çalışanların, yani alın teriyle, sevgiyle yoğurduğu bir yaşam var burada. Herkesin anıları var. Bu anılarla günümüze taşıdığımız bir şey. Şimdi bizim gayretimiz, gerek çalışanların, gerek sendikanın, bütün gayreti bu hava içinde, aslına da dokunmadan, hizmet kalitesini her gün artırarak bu oteli, bu anlayışı gelecek kuşaklara taşıyabilmektir. Yani bizim aldığımız geleneksel yaklaşımı biz de bizden sonraki kuşaklara bir şekilde burayı taşıyalım diye düşünüyoruz. Το ξενοδοχείο, βέβαια η Γερίνια όπως ερχόμαστε έχει αλλάξει πάρα πολύ, όπως είπατε πολλά ψηλά κτίρια που τότε, θα λέω, η Γερίνια ήταν σαν μικρό χωριό. Τώρα το ερχόμενος εδώ βλέπω ότι είναι σε καλή κατάσταση, πρέπει να συντηρείται αρκετά, αλλά κοίταξε, σίγουρα ναι, μας είναι καλό το ότι βασικά δεν έμεινε να πέσει. Ευτυχής, χαρούμενοι ότι το ξενοδοχείο αυτό δεν δόθηκε σε διάφορους, αλλά στο ΕΦΚΑΦ. Το γεγονός βασικά ότι δουλεύει το προσωπικό, δεν θα έλεγα ότι είναι είτε κακό είτε το καλύτερο. Αλλά είναι καλό το ότι βασικά συνεχίζει να δουλεύει και να δέχεται και ξένους. Dom Otel, eskimeyen konuklarını gördükçe ve onlara eklenen yeni konuklarla tanıştıkça, adanın 80 yılı aşmış dönemine tanıklık etmesine ilaveten, geleceğe de tanıklık etmeye, sürdürülebilir ve hoşgörü temelli misafirperverliğiyle simgelerimizden birisi olmaya devam ediyor.